Basının değerli çalışanları, hepiniz hoş geldiniz. Basın toplantımıza ilgi gösterip geldiğiniz için ayrıca da teşekkür ediyorum. Şu an grup başkan vekilimiz olan Sayın Sarıhan Oluç'un yürüttüğü bu görevi bundan sonra ben yürüteceğim. Adım Günay Kubilay. Daha önce Merkez Yürütme Kurulu'nda Emek, Ekonomi, Tarım ve Sosyal Politikalar Eş Genel Başkan Yardımcılığı yapıyordum. Bu görevimi hala devam ediyorum. Ek olarak da artı parti sözcülüğünü arkadaşlar uygun gördüler. Dolayısıyla bundan sonra parti adına zaman zaman bir arada olacağız. Bütün içtenliğimle söylemek isterim ki sizlerle daha sıcak ve farklı bir ortamda tanışmak gibi bir isteğim vardı. Çünkü biliyorsunuz bu tür böyle toplantılar biraz resmi bir toplantıdır. Ve yüzü de genelde soğuktur. Dolayısıyla yani sizlerle daha sıcak bir ortamda, daha sıcak bir biçimde, resmi yüzü olmayan bir imkan ne yazık ki yakalayamadık, gerçekleştiremedik. Siz de takdir edersiniz ki hayat çok hızlı akıyor. Ülkemizde çok hızlı olağanüstü gelişmeler var. Ve dolayısıyla da biz buna bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. O nedenle de yani sizinle böyle bir sıcak ortamda buluşamadığım için de üzgünüm. Bunun altını çizmek isterim. Basın toplantımızın konu başlıklarına gelince arkadaşlar, bugün sizlerle üç konu üzerinde durmak istiyoruz. Birincisi, Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven'in başlatmış olduğu açlık grevleri, arkasından ölüm oruçları ve nihayet 2 Mayıs'ta Sayın Öcalan'la avukatlarının yaptığı görüşme olacak. İkincisi, İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi YSK kararı üzerine olacak. Bir üçüncüsü ise özellikle Kürt illerinde HDP belediyelerine yönelik olarak yeni emniyetin ortaya koyduğu bir politik tutum üzerine, tedbir üzerine, bu üç konu üzerinde gerekli üzerinde duracağız, konuşacağız. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2 Mayıs tarihinde Sayın Öcalan'ın avukatları ile 27 Temmuz 2011 tarihinden beri 8 yıldır 810 başvuru sonrasında nihayetinde bir gerçek görüşme gerçekleşti. Bu görüşme adımını biz HDP olarak geç kalınmış ama doğru ve önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Sayın Öcalan'la avukatları arasında yapılan bu görüşmeyi çok değerli ve önemli buluyoruz. Ve buradan bir kez daha altını çizerek söylemek isterim ki avukat görüşmesinin bundan böyle de devam etmesi açık bir şekilde ortadadır. Sayın Öcalan'a bu zamana kadar uygulanmış olan 8 yıl boyunca uygulanmış olan bu mutlak tecrit bilindiği gibi anayasaya da yasalara da ilgili uluslararası sözleşmelere de aykırı bir uygulamaydı. Tecrit her şeyden önce bir insanlık suçudur. İnsanlık dışı bir uygulamadır. Siz kimi nasıl cezalandırıyorsanız cezalandırın. Ama bugün tutuklularında, hükümlerinde her düzeyde artık uluslararası düzeyde ortak bir hak ve anlayış haline, değer haline gelmiş hakları vardır. Ve burada da Sayın Öcalan için istenen de dolayısıyla bu haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır. O bakımdan da Sayın Adalet Bakanı ve hükümet cesur bir adım atmıştır. Biz bunu önemli buluyoruz ve bunun arkası getirilmelidir. Ve nitekim
uzun zamandır bir yanlıştan dönülmüştür. İyi bir şey olmuştur. Dolayısıyla Sayın Öcalan avukatlarıyla düzenli görüşmelere başladığı zaman ailesiyle bu insanı görüşmelerini düzenli olarak diğer tutuklu ve hükümlerde olduğu gibi bu görüşmeleri yaptığı zaman görülecektir ki bugün artık kritik bir eşiğe gelmiş olan açlık grevleri de açlık grevcileri de bu eylemlerini sona erdireceklerdir. Zaten temel amaç da budur. Sevgili arkadaşlar, bir noktanın tekrar altını çizmek isterim. Sayın Leyla Güven'in, Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven'in başlattığı açlık grevi arkadaşlar 184. gününde. Avrupa'da, güneyde açlık grevleri artık 170. günü aşmış durumda. 1 Mart'tan itibaren binlerce siyasi tutuklu ve hükümlü açlık grevinde ve nitekim geçen günlerde ölüm orucuna başlayan 15 kişinin başladığı gün 11. gününde ve nitekim bugün ikinci bir 15. grup yine ölüm orucuna başlayacağını açıklamışlardır, basına yansımıştı. Bizim isteğimiz odur ki Sayın Adalet Bakanı ve hükümet 2 Mayıs'ta attığı bu cesur adımı, bu olumlu adımı devam ettirmelidir. Ve bugün bütün siyasetin herhangi yaşadığımız gerilimlerinden bağımsız olarak Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik bakış açıları ne olursa olsun, nasıl bir karşıtlık içerisinde olursa olsun, hatta bunun bir düşmanlık düzeyine varacak şekilde çıta yükseltilmiş olursa olsun, bu ölüm oruçları, açlık grevleri konusu ve tecrit konusu bunlardan ayrılmalıdır. Bu son derece insani ve hukuki bir konudur ve dolayısıyla bu gerekli adım atılarak hem ölüm oruçlarında büyük bir kırılmaya yol açmadan sona ermesi, açlık grevlerinin sona ermesi ve dolayısıyla da bu sürecin artık tecrit konusunun Türkiye'nin gündeminden kalkmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Bu sorun elbette ki değerli arkadaşlar, tecrit konusu, açlık grevleri konusu, ölüm oruçları konusu yalnızca Sayın Adalet Bakanlığı ve hükümetin bir sorunu değildir. Yalnızca sadece Halkların Demokratik Partisi'nin bir sorunu da değildir. Bu sorun aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunudur, diğer partilerin sorunudur. Bütün bir demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin bir konusudur. Çünkü burada istenilen yeni bir yasa yapılması değildir. Anayasada olmayan herhangi bir maddenin anayasada değişiklik yaparak yeniden girmesi değildir. Uluslararası sözleşmelerde Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerde olmayan herhangi bir hakkın yeniden düzenlenmesi de değildir. Bütün bunların hepsinin sadece bu zamana kadar yasalara, anayasalara, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir biçimde olan bir uygulamanın tekrar uygulanmasıdır. İstenilen budur. O bakımdan da bu konuya bütün herkes eğilmelidir. Değerli arkadaşlar, şunun altını çizip bu konuyu bitirmek isterim. Demokrasinin içerisinden çoğulculuğu aldığınız zaman o içi boş bir kabuğa döner. Hukukun içerisinden adaleti çekip çıkardığınız zaman hukuk da boş bir kabuğa döner. Ve bu herkes için geçerlidir. Hukuk da adalet de bir bumerang gibidir arkadaşlar. Onu kurallarına uygun oynamadığınız zaman, ona karşı hile yaptığınız zaman bu kuralları kim ihlal ediyorsa, kim hileli bir oyun oynamaya kalkışıyorsa o bir kısa bir süre sonra dönecektir. Bizatihi oynayanın kendisine öldürücü bir araç olarak dönebilir. Yaşamsal bir zarar verebilecek bir araca dönüşebilir. O yüzden de demokraside, hukukta adalet
Bunlar insanlığın uzun zamandan beri kazanılmış olan ortak değerleridir. Ve bütün bir dünya olduğu gibi ülkemizde de hepimizi bir arada tutan bu ortak değerlerdir. Bunun, bu değerlerin Sayın Öcalan'a başka bir türden uygulanması, bir başka partinin liderine başka türden uygulanması asla kabul edilemez. Bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu sadece Sayın Öcalan olduğu için biz büyük bir çaba içerisinde değiliz. Biz kim olursa olsun, kim olursa olsun, ortada bir adaletsizlik varsa, hukuksuzluk varsa, eşitsizlik varsa, haksızlık varsa, Halkların Demokratik Partisi onun karşısındadır. Ve dolayısıyla bunlar zaten bu değerler, Halkların Demokratik Partisi'nin kuruluş öncülleridir, amaçlarıdır, ilkeleridir. Bütün bunları HDP'nin içerisinden çekip aldığınız zaman burada da HDP'den geriye içi boş bir kabuk kalır. O bakımdan biz bu konularda çok ısrarlıyız. Bize yönelik olarak uygulanan baskılara, şantajlara, karalama kampanyalarına rağmen bu konuda onun için demokraside, barışta, özgürlükte, hukukta, hakta, adalette ısrarlıyız. Değerli arkadaşlar, diğer ikinci konuya gelecek olursak, biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri sona erdikten sonra çok olağan dışı gelişmeler söz konusu oldu. Bu olağan dışı gelişmelerin en başında Halkların Demokratik Partisi'nin 6 belediyesi olmak üzere, 56 belediye meclisi olmak üzere mazbatalarına el konuldu. Kanun hükmünde kararnameli olduğu için bu arkadaşlarımız. Dün akşam itibariyle öğrendik ki gene Kürt illerinde 10 muhtarın mazbatasına el konulmuş. Bununla yetinilmedi. Arkasından 6 Mayıs'ta İstanbul'da YSK eliyle İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyen bir sandık darbesi yapıldığını düşünüyoruz. Evet, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi YSK eliyle yapılmış bir sandık darbesidir. Darbeler sadece üniformalılarla yapılmıyor, silah zoruyla yapılmıyor. Bunların her biri kendi içerisinde farklı araçlarla ve yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla 6 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen bu saray darbesi neyse, bizim 6 belediye başkanımızın 56 belediye meclis üyemizin mazbatasını el koyan anlayışın biz aynı olduğunu düşünüyoruz. Halkın sandıktan çıkmış siyasi iradesine saygı göstermeyen zihniyetin aynı olduğunu düşünüyoruz. Biz İstanbul kararının, Yüksek Seçim Kurulu kararının AKP ve MHP iktidar bloğunun bir siyasi operasyonu olduğunu düşünüyoruz. YSK kararları, bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim ki, hukuka ve bizatihi Yüksek Seçim Kurulu'nun içtihatlarına da ters direktiflerle verilmiş bir siyasi karardır. Hukuksal dayanağı yoktur ve gayrimeşrudur. O kadar ilginçtir ki Yüksek Seçim Kurulu iktidar bloğunun siyasi baskısı, kuşatması karşısında o kadar çaresiz kalmıştır ki bizatihi kendi belirlediği sandık kurullarının yasa dışı olduğunu ilan etmek zorunda kalmıştır.
O bakımdan da bu kararın yasal sorumluluğu her ne kadar Yüksek Seçim Kurulu'na ait ise siyasi sorumluluğu AKP ve MHP iktidar bloğundadır. Ve dolayısıyla İstanbul halkına karşı İstanbul halkının nasıl ki siyasi iradesine saygısızlık yapılmışsa aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu kendisine karşı da bir suç işlemiştir. Siyasal koşullar değiştiğinde, bugünkü gerilimler azaldığında, kutuplaşmalar yerini bir toplumsal uzlaşmaya giderek bırakmaya başladığında, demokratik siyasetin ilkeleri süreci yönlendirmeye başladığında, görülecektir ki bütün bunların her biri olağan birer davranış biçimleri değil, olağan dışı atılan bir takım kritik adımlardır. Ama İstanbul kararını arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararını sadece bir yasal, yasa dışı ya da kanunsuzlukla açıklamak mümkün değildir. Bunun doğrudan 31 Mart seçimlerinde özellikle AKP-MHP iktidar bloğunun Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin, sanayisinin, turizminin %70'ine hitap eden, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi büyük metropollerinde, büyük şehirlerinde seçimi kaybetmiş olmasının bu blokta büyük bir kan kaybına yol açtığını ve dolayısıyla bu kan kaybını durdurabilecek en başat olgunun İstanbul olduğunu ve dolayısıyla İstanbul'da seçimi yenileyerek bu kan kaybının durdurulabileceği düşünülüyor. Ve dolayısıyla seçimlerin yenilenmesi, İstanbul halkının iradesine el konulması ve Sayın İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınmasının temel politik nedeni budur. Burada ben bütün bir toplumsal muhalefete, parlamento içinde ya da dışındaki bütün muhalefete şu bakış açısının altını çizmek isterim bir kez daha. Ekim 2016'da Diyarbakır'da Sayın Gülten Kışanağ'ın mazbatasına el koyan zihniyet, HDP'li 6 belediye başkanının mazbatasına el koyan zihniyet neyse Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'da mazbatasına el koyan zihniyet de aynıdır. Onlar aynı tornadan çıkmış ikiz kardeşlerdir ve nihayeti üçüz kardeşlerdir. Bunun böyle görülmesinde fayda vardır. Fakat burada sadece bunun bir siyasi faturası söz konusu değildir arkadaşlar. Bugün İstanbul seçimlerini yenileme kararı ortaya çıktıktan sonra zaten giderek yapısal olan bir ekonomik krizle giderek boyutlanmaya, derinleşmeye başlamıştır. Kararın açıklanması, karar akşamleyin açıklandığı halde bile dolar fırlamıştır, 6 liranın üzerine çıkmıştır. Bugün her ne kadar Erdoğan kapsamlı bir yapısal reformundan söz etse de bu zamana kadar atılan 100 günlük adımlara baktığımız zaman, birkaç 100 günlük adımlara, yeni ekonomi programlarına baktığımız zaman bütün bunların hepsi palyatif tedbirlerdir. Türkiye ekonomisi sadece görüntüyü kurtaracak, peyzaj çalışmalarıyla bu yapısal krizine çözüm bulması olanaklı değildir.
Burada çok köklü bir yapısal değişikliğe ihtiyaç vardır. Bakınız, işsizlik geniş anlamda işsizlik 7 milyonu aşmıştır. Hazine ve Maliye Bakanı binde ikilik enflasyonda, binde ikilik tüketici enflasyonunda düşüş oldu diye ayakları yerden kesiliyor. Oysa bugün üretici enflasyonu %30'un üzerindedir. Görüldüğü gibi seçim öncesinde de görüldüğü gibi bir takım zabıta tedbirleriyle yok stokçuluk yapıyor, aracılık yapıyor diye efendim tanzim satış kuyrukları kurmakla bu çözülebilecek bir mesele değildir. Çünkü buradaki sorun arz talep sorunu değildir. Buradaki esas mesele maliyetlerin yüksek olmasıdır. Tarımda maliyetler yüksek olduğu için, yani mazot pahalıdır, gübre pahalıdır, nakliye pahalıdır ve dolayısıyla da %30'ların üzerinde bir üretici enflasyonunun söz konusu olduğu bir ülkede siz zabıta tedbirleriyle enflasyonu düşüremezsiniz, hayatı ucuzlatamazsınız, pahalılığı yok edemezsiniz. O yüzden de köklü değişiklik şudur, altını çizmek isterim. Bugün 3-5 tane büyük sermaye grubunun, yandaş sermaye grubunun çıkarlarını temel alan ekonomi politikalarından vazgeçilmelidir. Toplumsal ihtiyaçları temel alan yeni bir dayanışmacı, sosyal ekonomik modele hızla geçiş yapılması gerekiyor. Türkiye artık hiçbir şey üreten bir ülke değildir. Vaktiyle kendi kendine yeten 3-5 ülkeden biriyken tarımda, bugün lor peyniri dışarıdan alabilecek kadar artık üretim kapasitesini tüketmiş bir ülke haline gelmiştir. Bugün toplumsal emeğini, kentsel varlığını, doğal varlıklarını betona gömmüş bir ülkedir. Türkiye'nin son 15-20 yıldaki bütün birikimlerinin nerede olduğunu arıyorsanız kentlerin kıyısında dikilen rezidansların temeline bakınız. Oradadır, o birikim oradadır, gömülmüştür. O yüzden de artık Türkiye şunu biliyoruz, kapitalist bir ülkedir. İyimser de değiliz. Elbette onlar bir sermaye birikimi yapıyorlar. Ama bugün artık yağmaya ve talana dayalı bir sermaye birikim rejimi iflas etmiştir. Merkezinde betonun olduğu bir büyüme modeli de iflas etmiştir. Ahbap çavuş kapitalizmi de artık iflas etmiştir. Buradan köklü bir yapısal dönüşüme ihtiyaç olduğu bellidir. Ve bu faturayı ne yazık ki emekçiler, işçiler, yoksullar, kadınlar, gençler ödemektedir. Yani sizler ödüyorsunuz. Reel ücretlerinize lütfen gidip dönünüz bakınız. 6 Mayıs'la bugün 10 Mayıs 4 gün arasındaki reel ücretlerinizin alım gücünü lütfen gidip kontrol ediniz. Bu haberin altına da kendi gerçeğinizi yazmanızı ben rica ediyorum. Bu konuda şunun altını da çizmek isterim. Değerli arkadaşlar, ister kayyumlar olsun, İsterse mazbatalara el konmak olsun, ister sandık darbesiyle halkın iradesine saygısızlık edilmiş olsun, bütün bunların hepsi aslında dünden bugüne kadar izleyen süreçte belliydi. Ben sadece burada hiç kimseye bir serzenişte eleştiride bulunmuyorum. Sadece bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Herkes bu gerçekliği İstanbul realitesiyle birlikte bu gerçekliği düşünmeye davet ediyorum. Bugün HDP'nin bir yasal ve meşru parti olarak hukuki ve talepleri, itirazları reddedilirken bugün seyirci kalanlar düşünmelidir. Kanun hükmündeki kararnameli arkadaşların, yüz binlerce insanın
Bırakınız sadece belediye başkanlığını. Seçilme hakları ellerinden alınırken bu konuda ses çıkarmayanlar düşünmelidir. Hep birlikte düşünmeliyiz. Bugün Erdoğan'ın ve hükümetin HDP'ye yönelik tehditlerine, şantajlarına, karalamalarına rıza gösterenler bunları düşünmelidir. Dolayısıyla Perşembe'nin gelişi bu bakımdan çarşambadan belliydi. Burada sadece bir zihniyet aynı ama sadece biçim değişiyor. Bunun görülmesinde fayda vardır. Dün bunu kayyumla yapıyorlardı. Bugün başka bir araçla yapıyorlar. Yarın başka bir araçla yapılacaktır. Bugün bir otoriter bir rejimin yerine bir demokratik rejim bunun yerini almaksızın bir baskıcı siyaset tarzının yerine demokratik bir siyaset tarzı sürece yön vermeksizin bu anlayış başka biçimlerde devam edecektir. Bu HDP'nin sadece bir sorunu değildir. İstanbul örneği bunu göstermiştir. O yüzden de HDP'ye habire herkes soruyor ya siz ne yapacaksınız diye. HDP'nin ne yapacağı belli değil mi arkadaşlar? HDP'nin yapılacağı bellidir. Belki de en az soru sorulması gereken Halkların Demokratik Partisi'dir bu konuda. Bir otoriterleşme sürecinin, bir despotik siyaset tarzının uzun zamandan beri bu memleketi kasıp kavurduğunun altını ısrarla çizen Halkların Demokratik Partisi'dir. Bunun karşısında demokrasinin barıştan, özgürlükten, haktan, hukuktan yana olacak olan bir HDP, olmuş olan bir HDP'nin bundan başka politikası ne olabilir arkadaşlar? Bugün İstanbul kararı da bir kez daha göstermiştir ki eğer sandıktan çıkan sonuca saygı gösterilmiyorsa, o irade gasp ediliyorsa burada yapılacak olan şey toplumsal meşruiyet ve demokratik siyaset zemini içerisinde kalarak, altını bir kez daha çiziyorum, toplumsal meşruiyet ve demokratik siyaset zemini içerisinde kalarak kazanımları korumak gerekiyor. Bir şeyi kazanmak yetmiyor. Kazanımları korumak gerekiyor. Bu kazanımları koruyacak rejimin, yönetim biçiminin adı demokrasidir. O yüzden de bugün demokrasi isteyen, demokrasi arayışı içerisinde olan bütün güçler bir demokrasi ortak paydasında buluşmak zorundadır. Bunun için demokratik ve meşru yöntemlerle bir mücadele sürecinin öznesi olmak durumundadır. Biz buna bu demokrasi ortak paydasının adına demokrasi ittifakı diyoruz. Demokrasi isteyen güçlerin birleşik mücadelesine biz bir demokrasi ittifakı diyoruz. Ve Türkiye ittifakı diye dile getirilen bakış açısının da Türkiye'yi kapsamadığını ve yansıtmadığını düşünüyoruz. O ittifak sadece bugünkü kan kaybetmeye başlamış olan iktidar bloğunu güçlendirmek için yeni bir dayanak arama çabasıdır. Bunu bulup bulmayacaklarını bilemiyoruz, bizim sorunumuzda değildir. Biz demokrasi kulvarındayız, demokrasi zeminindeyiz ve bununla ilgileniyoruz. Bununla birlikte demokrasi kulvarında olan herkes de, kim olursa olsun, parlamento içinde veya dışında birlikte olmak istiyoruz. Bu zamana kadar fabrikalarda, tersanelerde, atölyelerde, sokaklarda meşru mücadele yöntemleriyle kazanılmış olan her şeye sandıkta da sahip çıkmak istiyoruz. Parlamentoda da sahip çıkmak istiyoruz. Yaşadığımız, soluk aldığımız her yerde sahip çıkmak istiyoruz. HDP'nin politik tutumu budur arkadaşlar. Son olarak mevcut yeni gelişmelerden bir tanesi de arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla
başta Mardin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Cizre, Silopi gibi pek çok ilçede, belediyede, 26 belediyede belediyelerin girişlerine yeni bir polis noktası oluşturulmaya başlanmış. Peki böyle bir ihtiyaç nereden çıkıyor? İdari ve mali özelliği olan bir yerel yönetimin, belediyelerin eğer bir güvenlik problemi olacaksa onların kendi zabıta gücü var. Kendi istekleriyle yapabilirler. İkincisi, zaman zaman buna ihtiyaç duyabilirler. İçişleri Bakanlığı'ndan, emniyetten destek istiyorlar. Bu desteği, o ihtiyaç varsa isterler. Ama belediyelerin, adı geçen belediyelerin hiçbirinin böyle bir talebi yoktur. Buna rağmen alınmıştır. Denmektedir ki ya bir takım ihbarlar alınmıştır, güvenlik söz konusudur. Değerli arkadaşlar, belediyeler, halkın iradesiyle ortaya çıkmış tablolar gibi o tür yerel yönetimler sadece ancak bir güvenlik problemi varsa halk tarafından korunabilir. Böyle bir tehlike de söz konusu değildir. Bize göre arkadaşlarımız mazbatalarını aldıktan sonra kayyumlar döneminde halk ile belediye arasına örülmüş olan o kalın duvarları kaldırmışlardır. Halk da onun kendi iradesiyle oluşmuş olan belediyeler yeniden buluşmuştur ve kaynaşmaya başlamıştır. Şimdi bu önlem aslında belediyelerin halkla kaynaşmasını önlemek için bir polis vasıtasıyla araya örülen bir bariyerdir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ne deniyordu? İstanbul'da ne denmişti? Belediye işi gönül işi değil mi? Bizim belediyelerimiz işte bunu çok gönüllü olarak yapıyorlar. Bunu sadece bir görev olarak telakki etmiyorlar. Bir gönül işi. Halka hizmet etmek istiyorlar. Peki belediyelerin kapısını bir takım güvenlik gerekçeleri, bahanesi adı altıyla halka kapatmanın anlamı nedir? Bu neden yapılıyor? Hangi ihtiyaçtan çıkıyor? Dolayısıyla biz İçişleri Bakanı ve hükümetin bu konudaki yanlış yoldan dönmesini istiyoruz. Uzun zamandır bir savaş, şiddet ortamında çıkılmasını ve dolayısıyla sorunların bir toplumsal uzlaşma yoluyla, demokratik siyaset zemininde, onurlu bir barış zemininde çözülmesi için karşılıklı hassasiyetleri dikkate alarak bir demokratik müzakere yoluyla çözmek sorunu marifettir. Hemen her durumda bir namlu göstermek, dipçik göstermek artık Türkiye'de iflas etmiş bir politikadır. Buradan çıkılması gerekiyor. Bu daha nereye kadar gidecektir? Bu kadar kutuplaşma, bu kadar uçlara savrulma, bir sarkaç gibi ilkesiz, kuralsız, ölçüsüz bir siyasetin gidebileceği başka bir yer yoktur. Ve dolayısıyla bu yanlıştan hızla dönülmelidir diyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar, bizim gündemimizde tecrit ve seçim gündemi eş zamanlı duruyor. O yüzden de ben son olarak tekrar etmek isterim, şunu söylemek isterim ki Sayın Öcalan'la görüşmek geç olsa da iyi olmuştur, doğru olmuştur, cesur bir adım olmuştur. Bunun devamı getirilmelidir. Avukatlarla görüşmeler yasalar çerçevesinde, anayasa çerçevesinde, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde sürekli kılınmalıdır. Ve bu tecrit gündemi ortadan kaldırılmalıdır. İşte Sayın Öcalan'ın verdiği mesajları hepiniz okudunuz. 7 maddelik. Sizlerle birlikte biz de işte okumuş olduk. Avukatlar okudular, oradan dinledik. Görüldü ki ne söyleniyor burada? Türkiye'nin bugün çok yakıcı ihtiyacı olan
bir siyaset tarzında yoldan yordamdan söz ediliyor. Biz eğer eşit koşullarda, eşit şartlarda bir demokratik, çoğulcu anlayış içerisinde bu Türkiye'nin halkları, farklı inançları, çok kimlikli, kültürlü yapısına uygun olarak bir yaşamı birlikte sürdüreceksek hiçbirimizin bundan başka çaresi yoktur. Bunu geliştirip güçlendirmeye ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla Sayın Öcalan da böyle bir kapasiteye, böyle bir perspektife ve dolayısıyla böyle bir misyona sahip olduğunu bu mesajıyla göstermiştir. Bugün yani barıştan, demokrasiden, müzakereden, bir toplumsal uzlaşmadan söz eden bir insanın siyasi hayata bu görüşleriyle katılmasının, hapishanede de olsa katılmasının ne mahsuru olabilir? Hükümetin izlediği diyelim ki politikalar ve stratejik yönelimler açısından ne sakıncası olabilir? O yüzden de değerli arkadaşlar, bu süreç işlemelidir. Bu atılan adım mantıklı sonucuna ulaştırılmalıdır ve açlık grevleri, artık ölümün eşiğine gelmiş olan bu ölüm oruçları sona erdirilmelidir ve dolayısıyla bu ülkede başta anneler olmak üzere hiçbirimizin daha fazla acıları, gözyaşlarını kaldıracak tahammülümüzde kalmamıştır. Bunlara bir an önce son verelim diye istiyoruz. Benim söylemek istediklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Yok galiba. Peki, teşekkür ediyoruz.